Kureyi kullanabilir miyim? Kullanırım ya. Niye kullanmayayım ki? Hemen bir tane kürek yapalım. Ya da şunu kullanayım ya artık. Bitsin hani. Şurayı kapatalım. Evde suya gerek yok artık. Evi bir kare genişletsek mi acaba? Neyse ya. Kalsın. Oraya yine bir şeyler koyarız. Şöyle yapalım. Şurada bizim bundan olsun. Aynen öyle. Yani. Burada bundan olsun. Kırıldı bile. Yine bununla yapacağız. Lanet olsun. Ha, bu da kırıldı. Lol. Lol lol. Şurada vardı bir tane kazma. Ya kırılmadı. Bir kırılıyor bir geri geliyor. Anlamadım gitti ya. Aman neyse. Aslında bunu ben yine bir kare sola kaydırayım ya. Çünkü hani genişletme fırsatı elimize geçebilir ama yani o yüzden geçerse diye ben yine bunu sola alayım bir tane. Şimdi burada bize lazım olan şey bolca odun. Onun dışında başka bir şey gerekmiyor. Zaten bayağı bir kitabımız var. Şimdi öncelikle merdiven yapacağız. Daha sonra kitaplıkları, şeyleri, kitapları halledeceğiz. 15 tane yetiyor zaten. Ama 15 tane yapamıyoruz. Kaç tane oluyor? 13 tane. 14 tane. Püf. Şansa bakın. Belki 14 tane de oluyordur. Tam bilmiyorum ama bir deneyeceğim. Deneyelim. Tam 30 gelmiyor. Yani bir tane daha lazım, evet. Daha sonra burayı böyle yapıyoruz. Hatta buranın yerlerini de değiştirelim artık ya, değil mi? Yani parke olarak toprak kullanmak saçma yani. Neyse. Şimdi ne yapacağız? İki tane daha yapacağız. Aslında bir tane daha yapacağız ama iki tane daha yapalım biz yine de. Simetrik olsun. Olmasın ya. Yani aslında bu şeylerin de üzerini değiştiriyor olabilmemiz lazım. Deneyeceğim. Yok yapamayacağız ya muhtemelen. Ama neyse. Şimdi gidelim şey toplayalım. Kitap yapacak şeyden. Neydi o? Şuradaki şeylerin adını biliyorsunuz işte. Sugarcane'lerden toplayalım. Hatta onlardan da bayağı olmuş. Onları biz bir daha yeniden şey yapalım. Ekelim yani. Şuraları da ekeyim de.
Ve sonunda bu Sugarcane Farm'ı da bitmiş oldu. Ha tabii uçabiliyoruz. Doğru. Unutmuşum bir an uçabildiğimi. Ve yaklaşık 3 siteye yakın oldu ki oraya koyduklarımıza sayarsak. Yani bu tarla her toplayışımda bana 3 stek şey veriyor. Gayet iyi aslında yani. Bayağı iyi hatta. Gayet değil, bayağı iyi. Sugarcane şeyi iyi oldu. Zaten daha önce de söylemiştim. Bir tane mod var arkadaşlar, Mistcraft diye. Kendi dünyalarınızı yaratıyorsunuz kitaplarla. Bu nedenle bayağı lazım olacak o. Şimdi... Ha, deri kullanıyorduk tabii, evet. Ama deri eksik tabii bizde kitap yapmak için. Oh. İki tane daha deri lazım. Bize bayağı bir deri lazım onun için. Şimdi Miscraft modunu da kullanacağız çünkü. Ne? Odunumuz mu bitti? Lanet. Lanet olsun. Baltamızı alalım. Gidelim, odun toplayalım o zaman. Zaten muhtemelen evet şu gidip bir tane jungle ağacı sömürürüm ama yani bunu toplasam yeterli olur şimdilik. Achievement'larım da sıfırlanmış modu silikle yaptığım için. Daha yeni odun aldım. Nether'a gittim anasını satayım. Daha yeni odun aldım diye achievement veriyor bana ya. Ayıp yani. Mantık yani biraz. Evet. Hatta simetriyi de hiç bozmayız. Direkt şöyle yapalım. Buraya bundan koyalım. Buraya da bundan koyalım. Hatta buraları da kıralım. Ve böyle yapalım. Burası olmaz. Enerjisi daha var. Sürekli zıplıyorum da o yüzden hep ya yanlış şeyi koydum. Yani sürekli zıpladığım için enerjisine bakıyorum sürekli jetpack'in. Ki hani zıpladığında enerjisi gidiyor saçma bir şekilde. Zıpladığı zaman uçuruyor bizi. O nedenle hani yolda kalmayalım diye daha sonra enerji bitince bakıyorum sürekli. Neyse, şimdilik bayağı bir sugarcane'imiz oldu ya. Query'lere bir kez daha bakalım. Şu baltayı da bırakalım ya. Query'lerin içinde ne dönüyor acaba? Şimdi bunları biliyoruz. Tin var. Burada coal var. Redstone, iron. Iron. Oh, diamond. Diamondları ben toplayayım tabii ki de hemen. Yaşasın. Diamond bulduk. İşte Query'nin böyle bir yararı var. Ama şu şekilde lav da bulabiliyor. Lanet. Hemen şuradan alalım da o lavları kapatalım ya. Shit. Aptal Query. Şu query'nin içinde lav çıkması işte beni deli ediyor. Ki altından da çıkmaya devam ediyor. En iyisi ben bırakayım bu kalsın ya ne bileyim.
Oh, çok pis bir yerdeyim. Ben yine yanıyordum. Şuradan redstone'ları falan alacağım ama ondan önce dediğim gibi şu lava kapatmakla uğraşıyorum. Query'yi de boşuna yoruyorum aslında. Kapatıp çok rahatsa yani önce query'yi kapatıp daha sonra lava kapatmaya uğraşabilirdim ama üşendim şimdi yukarıya çıkana kadar. Ah, yanacağım ya. Kesin burada bakın yanarak öleceğim. Hissediyorum bunu. Hayır. Oh be söndüm. Ha, aşağıdaki lav da kurudu o zaman. İyi. Şuraya bakalım var mı lav? Var. Buradan da çıkabilir. Çıkmadı. Hayret ettim. Buradan çıktı. Tamam neyse artık şu redstone'ları neyse onu da alırım bir ara. Şimdi çıkalım da şu bir diamond pickaxe yapıp ona enchant basmak istiyorum ölmeden. İyi olacak ölmeden üç tane ve iki tane de stick. Ve sonunda artık diamond'ımız oldu yani. Diamond kazanız ve ona 30 level enchant basıyoruz. Fortune 2. Oha. Oha. Şanslı mıyım? Neyim ben ya? Harika bir şey Fortune 2. Lanet olsun. Şimdi diamondlarımızı or haline getirebilseydik çok güzel bir şey olurdu ya. Bakın şimdi mesela bir tane koal kasacağım. 20 tane koal düşecek. Süper şanslıyım sanırım. Daha ilk enchant'tan Fortune 2 çıktı. Harika. Harika. Harika ve harika. Artık böyle query'yi koyduğum yeri sürekli şey yapacağım. Hani diamond falan çıkarsa Fortune'la kıracağım. Mesela aynı şey bunun için de geçerli. Ama oraya yetişemiyorum şimdi. Hani böyle mesela lapis lazuli olsun, koal olsun, diamond olsun. Onları böyle kırdığınız zaman daha fazla şey çıkmasını sağlıyor Fortune 2. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Çok mutluyum şu anda. Redstone'ları da kıralım. Çok iyi oldu bu ya. Ben kötü bir şey çıkar diye bekliyordum. Güzel bir şey çıktı. Güzel güzel. Şunları da şuraya atalım da toplasın. Acaba şey bu koalları veya bulduğumuz diamondları falan diamond ore şekline dönüştürmek gibi bir şey var mı? Bir bakayım hemen arkadaşlar. Muhtemelen varsa burada yazar. Mesela diamond ore diyelim. Yok hayır dönüştürülmüyor. Yani doğal olarak evet, sanırım Query'den böyle ilk yararı bize Fortune 2'li bir kazma oldu. Fortune 3'ü görmüşlüğüm var ama Fortune 2 tabii ki de iyi bir şey. Tabii ki de. Şimdilik bu kazmayı şöyle şey yapayım. Şu önemliler chest'ini atayım. Daha sonra ama kazmamız yok. Iron kazmayı kullanacağız yine. Ona bir enchant basayım ben. Basamayacağım sanırım 3 level. Ha onun içinde şöyle bir olay var arkadaşlar.
alırsınız dördünüzü. Koyarsınız bunun etrafına. Asmanı şöyle koymanız yeterli. Daha sonra o size daha düşük enchantlar verecektir. Efficiency bir enchant mesela. Evet. İyi oldu. Şu an ben hala o diamond kazmanın şokundayım arkadaşlar. Bir uyuyalım. Bir uyuyalım. Daha sonra query'yi taşıyacağız. Aynı zamanda şu anda bir yandan da video yüklüyorum YouTube'a. Onlara da bakıyorum. Bakayım arada yani. Sorun çıkarsa çıkmasın yani sorun. Kısacası. Aa, konuşamadım. Kısacası. Şimdi bakalım bir şeyler var mı burada? Birazdan bitecek zaten burası. Ben de yardımcı olayım makine arkadaşımıza. Hani altından bir şey çıkar belki hem. Query'yi hani ilk başta ben direkt diamondları harcamak yerine query yapımında kullansaydım hani bu query'yi yapmak için o kadar uğraşmazdım muhtemelen. Yani gördüğünüz gibi çok işe yarıyor ya hani query kilit noktası denebilir hani. Maden kazmakla uğraşmıyorsunuz bir kere hazır madeniniz oluyor yani. Daha sonra yani her şey otomatik çok hızlı dibe inebiliyor ve aradaki hiçbir şeyi kaçırmıyor. Hani siz derinlerde maden ararken belki de yukarıdaki kualları kaçırıyorsunuz ama query onu kaçırmıyor mesela. Yani o yüzden ha bitmiş bu arada gördüğünüz gibi kendisi de yukarı çıkıyor. Animasyonu da harika bu arada. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Şimdi query'yi nereye taşıyacağız? Şöyle bir bakalım. Şurada bir mekan var. Nasıl diyeyim? Şu tarafa taşıyabiliriz. Bu tarafa taşıyabiliriz herhalde. Ama ben buraya girdim daha önce. O yüzden bu tarafa taşımayalım. Burada neler var? Bir kez daha bakayım. Mineshaft falan var. Bu tarafa taşıyabiliriz aslında ya. Değil mi? Taşıyabiliriz herhalde. Bir de şu tarafa bakayım. Bu tarafa da girmişim zaten. Yani o zaman şöyle taşıyalım biz şöyle. Şimdi query kardeş. Zaten siz query'yi kırdığınız zaman şu turuncu şeyler yok oluyor. Onlara hiç şey yapmayın siz. Ne tarafa taşıyacağımızı unuttum. Ne tarafa taşıyorduk? Tarafa taşımıyoruz. Şu tarafa taşıyoruz. Yani şuraya. Yine unuttum. Lanet olsun yani bu tarafa. Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Tamam, bu tarafa. Bu sefer unutmayacağım. Ya niye düşüyorum? Harika. Harika. Şu an burada mahsur kaldık arkadaşlar. Oh be. Portalgan hayat kurtarır. Sütunun enerjisine bakmadım ve olanları gördünüz. Neyse. Şimdi query'yi nereye koyacağımız bizim için önemli. Öncelikle tabi uçamıyoruz. Büyük bir acı bu bizim için. Buraya koyacağız. Değil mi? Ha, yanlış koyduk. Şu şekilde koymamız lazımdı. Ha, koyabildim.
Aa, bu sefer de burayı aldı. Uçamamak çok kötü ya. Bir an önce şarjı da olsun da şunun. O sırada da bir şöyle bir gelelim bakalım buralarda kaçırdığımız bir şey var mı? Buraya zaten baktım, yok. Aslında tavuğu yukarı alalım biz ya. Ya dursun orada. Kal orada. Yeter şimdilik 16 bin. Çünkü uçmamız lazım şu anda. Heh, işte böyle ya sonunda. Şimdi ne lazım bize? Aslında böyle de değil. Bir kale daha geriye almamız lazım. Ya neden blok almıyorum ki hani? Hani bazen saçmalıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. İşte bu yani. Yani budur işte. Doğru mu yaptım? Aynen öyle. Şimdi şurayı burayı da hallettiğimize göre aslında şuradaki şu lav havuzu olayını açarsak burada canavar spawnlanmasını önlemiş oluruz. Ama tabii ki portal gun'ımızı uzaklaştırmamız lazım. Oldu mu? Evet, burası ışıklı olacak şimdi. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Böyle koyacağız. Böyle koyacağız. Bir değişiklik olsun, böyle koyalım. Koymayalım. Ben böyle koymaya alışık değilim. Alışkanlık arkadaşlar. Ben hep böyle koyarım bunları. Şimdi o yüzden değiştiremiyorum bu alışkanlığı. La şey lazım bize. Lav lazım. Gidip biraz lav alalım. Daha doğrusu 3 kutucuk. Zaten şurada portalımız var sağ olsun. Bayağı işimize yarayan portallar. Tabii bir de lag olmasa çok harika olacak. Şimdi bize Buildcraft için şu pipelardan lazım. Tamamdır. Ayrıca şu şeyleri de alalım. Kovaları. Gidelim. Dolduralım. Tabii karnımız da aç. Şimdi gördüğünüz gibi o yine geçen yaptığı gibi orayı temizleme işlemine başladı. Biz de yine lav alalım da yedek olarak koyalım onları. Şu kol yerine lava kullanmamız iyi oldu ya.
Problem yok. Şimdi yalnız orayı bir temizlesek iyi olacak gibi. İçerideki, işte içindeki gereksiz şeyleri alıp gereksiz derken mesela şu cobblestone'ları alıp atalım. Dörtleri de zaten toplayacak o yenilerini. Şunları da atalım. Gravel'ları da atalım. Bunları bir şekilde silemiyor muyuz ya? Şimdi burada ne kaldı? Appetite, gravel, copper, yumurta. Şu redstone dursun. Tamamdır burası. Bu sandıklıkları da boşaltalım. Gravel 4, cobble. Cobble. Yok, cobble değil bu. Cobble. Ray. Ray yalnız. Ray değil. Tamam. Şimdi şunları da bir boşaltalım. Tabii önce uyuyalım. Kapıyı kapatamadım ama olsun. Spawner bir garip oldu ya yerin üzerine çıkartınca. Herhalde yanında durmamız gerekiyor ki canavar spawnlasın.